Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Sultan Papağanlarında eş seçimi ne kadar zor, ne kadar kolay, bunların detaylarını anlatacağım. Bir tane abonemiz yorumlarda sormuştu. Bunun için bir video çekeceğim demiştim. Fakat birkaç gündür mahallede düğün olduğu için aşırı bir gürültü vardı. Geç saate kadar bitiyordu. O saatten sonra da ben video çekemiyordum. Bugüne kısmet oldu. Direkt detaya girelim arkadaşlar. Konuyu anlatayım ben size. Sultan papağanları diğer kuş türlerine göre biraz daha eş seçimi zordur. Eş seçerken biraz daha diğer kuşlara göre titizlerdir. Eğer ki yanına attığınız eşi beğenmezse, yıllar da geçse hiçbir şekilde çiftleşmezler, eş tutmazlar. Bunun örneklerini üretici arkadaşlarda da kendimizde de bizzat yaşayarak gördük. Yan yana attığımız kuşlar yıllarca eş olmadığını da denk geldi. Biraz da şans işidir arkadaşlar. Yanına atarsınız ilk günden eş olurlar, birbirlerini severler. Veya dediğim gibi bir yılda bekleseniz eş olmazlar. Diğer kuş türlerine göre biraz daha zahmetlidir bu eş seçim durumu. Şöyle bir örnek verirsek, diyelim ki erkek bir kuşunuz var, bir dişi kuş alacaksınız. Üretici kişiye gittiğinizde eğer ki onda elinde birden fazla dişi kuş varsa, erkek kuşunuzu yanınızda götürün ve dişi kuşların yanına atın. Hangisiyle daha iyi anlaşıyorsa o kuşu alın. Çünkü şöyle bir sıkıntı oluyor. Siz direkt dişi kuşu alıyorsunuz veya erkek kuşu. Kendi kuşunuzun yanına atıyorsunuz. Anlaşmıyor. Bu sefer kuşu geri götürmek zorunda kalıyorsunuz. Aldığınız kişi kuşu geri almayabiliyor. Aradan zaman geçtiği için haliyle bu sefer almayabilirler. Veya art niyetlidir, almak istemiyordur. Tekrardan iade edemezsiniz. Bu sefer tekrar kuşu satmaya çalışacaksınız. Başka bir kuş almaya çalışacaksınız. Bu süreçte hem para yönünden belki zarara uğrayacaksınız. Ayrıca zaman yönünden sıkıntıya gireceksiniz. Hem zamanınızı kaybetmiş olacaksınız hem de maddi yönden belki de zarara gireceksiniz. Fakat öyle bir durum yoksa da dediğim gibi hiç belli olmuyor. Yani şöyle bir taktik var. Şundan dolayı eş olurlar gibi bir durum kesinlikle yok. Anlaşmadı mı? Anlaşmıyor. Anlaşırsa da ilk günden bile, eğer kızgınlarsa, çiftleşme yaşları geldiyse çiftleşebilirler. Fakat dediğim gibi önerim, eğer ki fazladan dişisi veya erkeği varsa tek tek yanlarına atın. Hangisiyle anlaşıyorsa o kuşu alın. Fakat diyelim ki çok çabuk bir şekilde hani eş tutmasını istiyorsunuz veya yavru almak istiyorsunuz hemen. Bu konularda da tek önerim takım kuş almanız, eş kuş almanız. O şekilde en azından direkt kafanız rahat bir şekilde kuşları alırsınız. Bakın baba yavruyu dövüyor. Yani eğer sabırlı değilseniz, aceleciyseniz takım kuş almanızı öneririm. Yoksa bayağı bir zaman harcamanız gerekebilir. Veya hiçbir şekilde zaman harcamazsınız, direkt eş olurlar. Şöyle de bir önerim var arkadaşlar. Kuşu aldığınız zaman direkt yan yana katmayın. Eğer boşta böyle bir kafesiniz varsa, aldığınız kuşu bu kafese koyun. Kendi kuşunuzun yanına ayrı kafeslerde yan yana birbirlerini görecek şekilde katın. Bir hafta boyunca en azından uzak da olsa birbirlerini görerek alışsınlar. Daha sonrasında yuvalığı direkt kuşu kattıktan sonrasında yuvalığı katmayın. En azından yan yana olduklarında bile bir hafta sonrasında yuvalığı takın. O sürece alışmaları gerek, birbirlerine alışmaları gerek. Direkt yuvalığı hemen takmayın, aceleci davranmayın. Bu yavruyu niye içeriye sokmaya çalışıyor onu anlamadım. Bu da annesi. Önerim budur arkadaşlar. Bu arada kuşları aldınız, yan yana koydunuz ayrı kafeslerde. Direkt yan yana attığınızda da direkt atıp çıkmayın. Bekleyin, bir yarım saat, bir saat bekleyin. Kuşlar kavga ediyor mu, etmiyor mu? Çünkü kuşların kavgasında ölümcül duruma kadar gelme riskleri var. Bu yüzden iyi izleyin, gözlemleyin. Eğer anlaşmıyor, kavga ediyorlarsa ayırın. Bir süre ya da müdahale edin, bekleyin. Anlaştıklarına emin olduktan sonrasında içiniz rahat bir şekilde odadan çıkabilirsiniz.
Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda da çift sultan papağanların fiyatları konusunda sizlere detaylı bir şekilde anlatım yapacağım. Çünkü geçen videolarımdan birinde yavru sultan papağanlarının fiyatlarını üzerine bir video yapmıştım. Diğer videolara göre biraz daha tutuldu. Çift sultanların da fiyatları nedir, piyasa fiyatları nedir? Bunlar üzerine bir video yapacağım. Videoyu sonlandırmadan önce de şöyle kısa arada aklıma geldikçe bilgili videolar şey yapmaya çalışıyorum, paylaşmaya çalışıyorum, bilgiler vermeye çalışıyorum. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı bir lamba var. Bunu yakmamızın nedeni kuşların ışıklarını kapatacağımız zaman şu şekilde direkt söndürmüyoruz. Kırmızı lambayı yakıyoruz. Bir gün batımı tarzında en azından bir yarım saat, bir saat bu kırmızı ışığı yaktığımız zaman kuşların bir dinlenme süreci oluyor. Yuvaya girmek isteyenler yuvaya giriyor. Uyku hazırlığı diyebiliriz. Gün batımı, gün doğumu durumunda. Çünkü direkt genellikle akşam üzerleri saat 9-10 gibi ben lambaları kapatıyorum. O süreçte de direkt lambayı kapattığınız zaman ortam karanlık oluyor birden ve kuşlar haliyle şaşırıyor. Bir rahatsızlık olabiliyor, çırpınma durumları olabiliyor. En azından bu kırmızı ışık çok fazla hani şu an videoda ne kadar görünüyor bilmiyorum ama odayı hafif loş bir şekilde aydınlatıyor. Bunun da yararı en azından bu bir saatlik dilimde kuşların tam uyku moduna geçme süreçleri oluyor. Ondan sonrasında da ışığı kapatıyoruz, tamamıyla karanlık oluyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Eğer odanızda besliyorsanız, ben salonda beslemekten yana değilim. Tavsiye etmiyorum. Çünkü devamlı gürültü, devamlı sesin olduğu bir yerde ayrıyetten ne zaman yatacağınız, ışıkları ne zaman kapatacağınız hiçbir zaman belli olmuyor. Benim önerim belli bir saatte ışıkları söndürün. Zaten sabah gün doğumu olduğu için de o süreçte kendileri zaten gün doğumunu rahatlıkla yaşıyorlar, uyanıyorlar. Fakat çok geç saate kadar da bırakmayın. Ben genellikle 9.30-10 gibi ışıklarını kapatıyorum. Sabah gün doğumuna kadar en azından rahat bir uyku çekmiş oluyorlar. Size de önerim budur. Eğer ki imkanınız varsa bu şekilde ufak bir kırmızı lamba, gece lambası takarsanız bir saatlik dilimde tam uyku moduna geçerler. Bir sakinleşmeye başlarlar. Ondan sonra da lambayı söndürürsünüz. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.